Nokta limanın içindeki küçük yol güzergahındayız. Burası sahil diye tanımlıyoruz. Rıhtım diye de söyleyebiliriz. Şimdi bu Rıhtım'da küçük bir tezgahı olan serbest girişimci Behiye Hanım'la beraberiz. Behiye Hanım bize Zonguldak'ın kirliliğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunacak. Çünkü yılda 160 bin ton evlerin yakmış olduğu, kaloriferlerin yakmış olduğu kömür var. 4 milyon ton Eren Holding'in, 2 milyon ton ise Çates'in yaktığı kömür dumanı olduğu gibi Zonguldak'a bir kara bulut olarak yansıyor. Bu tabii ki boğazımıza bir faranjit oluşturuyor. Ciğerlerimizde kronik akciğer hastalığına yer veriyor. Ayrıca çevre kirliliğine neden oluyor. Şimdi Behiye Hanım bize temizlik ürünleri, şampuan vesaire de satıyor. Bunun kendisi açısından bir ev kadını olarak da vermiş olduğu zararları anlatacak. Buyurun Behiye Hanım. Merhabalar önce. İyi günler diliyorum herkese. Şimdi tabii ki Zonguldak'ımız aslında çok güzel bir şehrimiz. Yeşiliyle, deniziyle ikisini bir arada örtüştüren çok güzel bir şehrimiz. Engebeli yapısıyla manzara olarak da çok güzel bir şehrimiz. Hava kirliliğine gelince, hava kirliliğindeki Zonguldak'taki olayı şu. Allah'tan ağaçlarımız var da biraz daha havayı temizliyor. Ağaçlarımız da olmasa daha kötü bir hava soluyacağız. Kışındaki hava kirliliğine geldiğimiz zaman bence esas konu şu. Biz yıkanmamış kömür kullanıyoruz. Şu an kaloriferlerimiz yanıyor, sobalarımız yanıyor mecburen hava soğuduğu için. Ama biz TTK'nın yıkanmış kömürü değil, özel şirketlerin yıkanmamış kömürünü kullandığımız için çoğumuz bunu kullanıyor. Çünkü TTK kömürü çok pahalı, insanların cebine uygun değil tabii ki. Kaçak dediğimiz kaçak değil aslında. Bunlar da özelleşmiş şirketlerin kömürü. Bunlar da lavarlanmamış kömür olduğu için hava kirliliği bu meyanda fazla oluyor Zonguldak'ta. Ama tabii ki biraz yeşillik olmasından dolayı Zonguldak o hava kirliliğini biraz daha absorbe yapıyor. Ha, temizlik olayına geldiğimiz zaman tabii ki yani gidin Akdeniz ve Ege sahiline gidin. Yılda bir ya da 2 ayda bir perde yıkarsınız. Ama biz burada 10 günde 15 günde bir perde yıkamak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü dışarının kirliliği evlerimizin içine yansıyor. Yerleri silmeye kalktığımız zaman işte evin temizliği olduğu zaman mutlak sürekli 2 günde bir temizlemek zorundayız. Çünkü buranın kömür tozu olduğu için biz bunu yaşıyoruz. Buranın tozu siyah olduğu için. Mesela bir Ege'de beyazdır toprak. Burada kara olduğu için o toprak evimize giriyor. Evimiz de bu sefer kapkara oluyor yani. Onun için kara şehri Zonguldak, kömür karası Zonguldak diye de adlandırabiliriz. Ama bunlar belki ileriki günlerde düzelebilir. Şu an bir sürü bölgemizde doğal gaz var mahallemizde. Doğal gaz gelmesiyle bu hava kirliliği önlenebilir. Ya da hepimiz lavabolu kömür kullanabilirsek, yani yıkanmış kömür kullanabilirsek bu da hava kirliliğini önleyecektir diye düşünüyorum. Belki ben konuşmanın başında belirttim. Evlerin kullandığı sobada yakılan veya kaloriferde yakılan kömürün yıllık toplamı 160 bin ton. Ama santrallerin kullandığı kömür ise 4 milyon ton Tabii. artı 2 milyon ton. Yani 160 bin ton bizi kurtaracak demek değildir doğal gaz. Bu konuda ne diyorsunuz? Tabii ki doğal gazın gelmesi. Kömür şehrindeyiz. Doğalgazı herkes kullanabilecek mi? Ne kadar sürede sonra her eve ulaşabilecek? Çünkü Zonguldak çok engebeli bir şehir olduğu için bilemiyorum diğer yerlere ne kadar sürede ulaşır. Ha, bu nasıl önlenebilir? Kömür tabii ki yakacağız. Yakmak zorundayız. Çünkü başka ısınma şeklimiz yok yazın. Kışın. Yazın zaten gereksinimimiz yok. Bu filtre edilebilir, bacalar filtre edilebilir. Yani hava kirliliğin aza indirgenmesi için başka çarelerde bulunur yani. Şu günlerde tam da yaz, sonbahar ve kışa geçiş günlerimiz. Şu bir hafta içerisinde hava değişimini hissettiniz mi veya hisseden müşterileriniz var mı, ona göre ne gibi bir danışma yapıyorlar size? Tabii ki biz burada yaşıyoruz. Yıllar beri burada yaşıyoruz. Zonguldak'ta yaşadığımız için akşamları hava soğuk olduğu için mutlaka sobamızda olan sobasını yakıyor, kalorifer olan kaloriferini yakıyor. Tabii ki dışarıda acı bir koku var. Camı açtığınız zaman akşam saatlerinde, gündüz şu an güzel güneşli geçiyor ama akşam saatlerinde mutlaka yakıyoruz. Ama hava kirliliğini de hissediyoruz.
gelen dumanlardan ve kokulardan dolayı. Evet, çok teşekkür ederiz Behiye Hanım. Size kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Zonguldak Çevre Platformu aktivistlerinden emekli maden işçisi Ahmet Öztürk ile beraberiz. Şimdi Ahmet Öztürk bize kömür üreten bir kentte ithalata dayalı kömür tüketilmesinin sürecini anlatacak. Zonguldak yaklaşık 150-200 yıllık süreç boyunca Türkiye'de kömür kültürünün var olduğu bir kent haline geldi. Zonguldak bugün tüm Türkiye'de emekçi kimliğiyle tanınır ve kömür üreten bir merkez olarak bilinir. Oysa Zonguldak artık kömür üreten bir kent değildir. Zonguldak yurt dışından dev tonajlı gemilerle getirilen kömürlerin yakıldığı ithal kömür tüketim merkezidir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Çok somut rakamlarla bunu ifade edebiliriz. Rödovanslı sahalar ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu, kamuya ait Türkiye Taş Kömürü Kurumu da dahil bütün Zonguldak kömür havzasında üretilen kömür 2 milyon tonken sadece Eren Santrali 4 milyon ton ithal kömür yakıyor. Yeni yapılan projelerle de birlikte eğer şayet hükümetin Zonguldak halkına dayattığı Batı Karadeniz Enerji Üssü formülasyonu geçerli olursa Zonguldak yılda yaklaşık 30 milyon ton kömürün yakıldığı bir cehennem haline dönüşecek. Bu süreç şöyle gelişti. Özellikle Özallı yılların ardından havzada hızla başlatılan daralma ve özelleştirme süreci sonrasında kömür havzası hızla daraldı. İşçi sayısı ve üretim çok büyük ölçüde düştü. En son işte AKP hükümeti tarafından Zonguldak halkına Batı Karadeniz Enerji Üssü adı altında bir proje sunuldu. Bu projeye göre hükümet Zonguldaklara şöyle bir vaatte bulundu. Biz devleti adım adım kömür üretim süreçlerinden çekiyoruz. Eren Holding gibi, Hema Holding gibi, Ciner Holding gibi Türkiye'nin büyük enerji devlerine havzadan sahalar kiralıyoruz. Bu sahalarda büyük ölçekli üretimler yapılacak. Üretilen kömür santrallerde yakılarak enerjiye dönüştürülecek. Zonguldak bir yandan ülkenin enerji üssü haline dönerken hem yer altında hem yer üstünde kazanacak, işsizlik diye bir kavram kalmayacak dediler ve bununla ilgili ciddi bir özelleştirme sürecine girdiler. Tabii Zonguldaklı sivil toplum örgütlerinin başta maden işçilerinin cılız tepkilerine rağmen bu proje hızla uygulamaya konuldu. Pek çok demin adını ifade ettiğim özel holdinge, şirkete buradan sahalar, kömür sahaları ve enerji üretim lisansları verildi. Ancak HEMA'nın kısmi olarak HEMA'nın dışındaki diğer tüm özel şirketler kendilerine ihale şartnamesinde belirtilen rezerv olmadığı gerekçesiyle üretim sahalarından çekildiler. Ancak bir bir sahip oldukları enerji üretim lisanslarını kullanarak burada termik santrallerle ilgili çalışmalara başladılar. Elini en hızlı tutan Eren Holding oldu. Gelik'te aldığı büyük sahadan çekilen Eren çok hızlı bir şekilde Çatalazı termik santralinin hemen karşısına yeni bir santral kurdu. İlk önce 165 megawatt. Daha sonra ardından 2 çarpı 660 megawatt gücünde ikinci santrali kurdu. Şu anda üçüncü santralinde aynı hat üzerinde kurulumu başlamış. Ankraz çalışmaları bitmiş. Artık konstrüksiyon imalatına başlamış duruma geldi. Zonguldak'taki formülasyon çok hızlı bir şekilde değişti. Artık Zonguldak kömür üreten bir kent olmaktan çıktı. Yurt dışından demin ifade ettiğim gibi ağır tonajlı gemilerle gelen milyonlarca ton kömürün yakıldığı bir kent
haline dönüştü. Termik santraller tabii tüm dünyada nasıl bir çevresel etkileri olduğu tüm dünya insanlığı tarafından biliniyor ve bütün ülkelerdeki yaşam hakkı savunucuları termik santrallere karşı mücadele ediyor ve dünyanın pek çok bölgesinde artık termik santral kurmak neredeyse mümkün değilken Zonguldak'ta ve Türkiye'de ard arda termik santrallerin kuruluyor olması elbette bizim içinde bulunduğumuz kötü durumun en net ifadesi. Termik santraller istihdam yaratmıyor. Bölge insanına özellikle işsiz, güçsüz bırakılan, çaresiz bırakılan insanları sizin çoluğunuza, çocuğunuza iş vereceğiz. Çok büyük ölçüde burada insanlar çalışacaklar denilerek insanların tepkisi kırılıyor. Ancak termik santraller istihdam yaratmıyor. Neden yaratmıyor? İnşaat aşamasında, kurulum aşamasında Çinli firmalar tarafından anahtar teslim olarak yapılıyor. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde yöre insanının çalışması çok mümkün olmuyor. Ancak işletme aşamasında ise yeni kurulan santraller, teknoloji yoğun santraller olduğu için yöredeki iş gücünün bu teknik kapasitesi ne yazık ki yok. Dolayısıyla yöredeki yöreden insanlar santrallerde bu iş gücünü karşılayamıyor. Kent dışından ve yurt dışından çeşitli teknik elemanlar santralleri çalıştırıyor. Yöre insanına ise düşük ücretli olarak kapıcılık, bekçilik, kalorifercilik, işte bakım işçiliği, büro işçiliği gibi niteliksiz işler kalıyor. Böyle bir tehlike var. Ne yazık ki Zonguldak'ta böyle bir durumla karşı karşıyayız. Zonguldak madenci kenti olarak yıllardır kömürün isiyle tozuyla belki karardı ama şimdi ondan daha tehlikeli bir sorun var. Termik santrallerin yaratacağı çevre ve sağlık sorunu. Bu açıdan ne gibi kötü bir durum bekliyor Zonguldak halkını? Şimdi şöyle bir durum var. Zonguldak hava kirliliği açısından Türkiye'de havası en kirli kentler arasında online olarak izlenebilen tek istasyondan alınan veriler Zonguldak'taki Zonguldak havasındaki partikül madde oranının zaman zaman sınır değerlerinin 10 kat üzerine çıktığını gösteriyor, bize anlatıyor. Yetkililer bunu işte evlerde yaygın bir şekilde kötü kömür kullanımına bağlıyorlar. Ve devam eden doğalgaz çalışmaları sonuçlandığında Zonguldak'taki hava kirliliğinin önüne geçilebileceğini iddia ediyorlar. Oysa Zonguldak'ta Ereğli'den Filyos'a kadar bütün termik santralin etki alanı içerisindeki bütün bu alanda evsel ısınma amaçlı olarak 160 bin ton kömür tüketiliyor. Yalnızca Eren santralinin 4 milyon ton, Çatalazı termik santralinin yaklaşık 2 milyon ton kömür tükettiğini hesap edersek 6 milyon tonluk bir tüketimin karşısındaki 160 bin tonluk bir tüketim son derece gülünç kalıyor. Zonguldak'ta yaşanacak olan hava kirliliğinin doğalgazla önlenemeyeceği çok açık. Elbette termik santraller sadece havamızı kirletmekle kalmıyor. Sularımızı kirletiyor. Bir termik santral, örneğin sadece Eren santrali, soğutma sıvısı olarak denizden saatte 144 bin metreküp su çekiyor. Günlük yaklaşık 3 milyon 600 bin ton suyu denizden çekiyor. İçine çeşitli şekilde kimyasallar katıp ısıtıp tekrar denize deşarj ediyor. Bu denizdeki biyoçeşitliliği, denizaltı fauna ve florasının ciddi anlamda zarar görmesine neden oluyor. Yine Zonguldak'ta işte bu deniz kirliliğinin önüne geçmek için büyük paralar ödenerek ve hatta Zonguldak halkının uzun imalat süresindeki uzun süre mağdur edilerek
kazılarla mağdur edilerek yapılan bir arıtma tesisi var. Arıtma tesisinin günlük kapasitesi 30 bin metreküp. Yani bütün Kozlu ve Zonguldak'ta yaşayan bütün insanlar evlerinde günlük 30 bin metreküp atık su üretirken, suyu kirletirken sadece Eren Santrali bunun 120 katı suyu kirletiyor, denize deşarj ediyor. Bir diğeri, ormanlarımız çok hızlı bir şekilde tahrip oluyor. Türkiye'nin en verimli ormanları, Türkiye'nin en gelişkin ormanları termik santralin etki alanına kalarak ciddi ağaç kurumaları. Bunlar çıplak gözle de bile gözlenebilen olgular haline dönüşüyor. Yani termik santraller pek çok açıdan Zonguldak'ta çok ciddi bir çevresel tehdit oluşturuyor. Nitekim bununla ilgili Danıştay'ın da kararı var. Filios projesiyle ilgili açılan bir davada Danıştay 10. Dairesi Karadeniz'in kirliliğinin önlenmesine dair uluslararası bir sözleşme olan Bükreş Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Zonguldak ve çevresi zaten yeni bu sözleşmeye göre sıcak bölge bir, bizim buradaki emisyonu düşürmemiz gerekirken yeni kirlilik kaynaklarının yaratılmasına izin verilemez diye oradaki endüstriyel bölgedeki Bakanlar Kurulu'nun acil kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Ancak buna karşın, yani bu karara bile rağmen Çatalazı'nda Eren'in üçüncü, bu kirlilikleri ikiye katlayacak boyuttaki üçüncü santralin çalışmaları ne yazık ki bütün hızıyla sürüyor. Gezi sürecinden sonra biz sokak eylemleri bittikten sonra işte büyük şehirlerde olduğu gibi olayları toplantılara, forumlara çevirmeye başladık. Forumlara çevirdikten sonra burada bir öneriyle forumlarda termik santral mücadelesini tartışır hale geldik ve bununla mücadele etmek için de Ereğli Çevre Platformu'nu gönüllü arkadaşlarla kurduk. Buraya çok yakın bir bölgede Kireçlik denen Ereğli'nin köylerinden biri olan, daha doğrusu biri değil, orada aşağı yukarı 3-4 tane köy var, Yalıbayı köyleri dediğimiz. Bunların bir koyu olan Kireçlik koyuna termik santral kurulmak isteniyordu. Bu termik santral de yapılırken, yapılma aşamasında olsun, yapıldıktan sonra olsun birçok biz açık sözlü olmak gerekirse yalan dolanla karşılaştık. Bunun için buna karşı bir mücadele geliştirmek istedik. Bu da mücadelemizin aslında başlangıç temeli Gezi olaylarıyla birlikte süreç başladı. Şöyle ki, Gezi olaylarında sokak eylemlilikleri bittikten sonra büyük şehirlerdeki işte foruma dönüşmesini biz göze alarak burada da bir forum yapmayı planladık arkadaşlarımızla. Bu forumlarda buradaki termik santral mücadelesi önerildi. Daha önceki mücadele, çünkü bizim Gezi olaylarından önce de burada termik santral mücadelesi vardı aslında. Bunu biraz daha genişletmek istedik biz. Termik santral mücadelesini ele aldık. Birçok bilgili bize yardım eden arkadaşlarımız, abilerimiz vardı. Bunlardan en önemlisi de Türkiye'de bu konuda isim yapmış avukatlarımızdan bir tanesi Yakup Okumuşoğlu, Ereğli'de ikamet ediyordu. Türkiye'deki aşağı yukarı bütün HES süreçlerinde, termik santral süreçlerinde bu kişi, yani Yakup Okumuşoğlu, bilgiliydi. Pratik anlamda olsun, her anlamda olsun bunların davalarına girip süreci takip ediyordu, mücadeleyi takip ediyordu. Yakup Okumuşoğlu'nun burada olması bizim çok işimize yaradı. Sonra biz burada şehir içinde Ereğli Çevre Platformu'nu kurduktan sonra
Tabii ki bu köylülerle olsun, oranın yerli yaşayan insanlarıyla olsun birçok görüş alışverişinde bulunduk. Onlara ziyarete gittik. İşin açıkçası şöyle bir şey, biz burada termik santral mücadelesini başlattık, çevre platformunu kurduk ama birçok şeyi de orada daha önce bir mücadele yaşamış olan köylülerden öğrendik. Bu da işin gerçeği. Sonra orada güzel olacak bir sürü etkinlikler yaptık. Dediğim gibi görüş alışverişinde bulunduk. Biz öğrendiklerimizi onlara aktardık. Onlar daha önceden yaşadıklarını bize aktardılar. Böyle bir dostluk başladı aramızda. Orada çeşitli etkinlikler yaptık. En son Karadeniz İsyandadır platformunu misafir ettik. Bir günlük bir kamp gerçekleştirdik orada. Sonra da en son süreçte, yani şu günümüzü anlatacak olursam, oraya termik santral yapacak olan şirketin, yani HEMA'nın başvuru süreci, ÇED raporuyla ilgili başvuru süreci geçti. Daha önce geçmişti. Bir ek süre istediklerini biliyoruz. O ek süre de geçti. Sonra işte tekrar avukatımız Yakup abi tarafından bakanlığa yazılan bir yazıyla bunu resmi bir şekilde biz öğrendik. İşte ÇED raporu sürecini geçirmişlerdir. Bu konuyla ilgili bir başvuru olmadı diye. Çevre platformumuzla ilgili de bu basın açıklamasını da yaptık. Şu anda hala tabii bu çevre platform, yani termik santral buraya yapılacak ya da yapılmayacak, olay bitmiş bitmemiş diye net bir şey yok. Çünkü birçok yerde bu süre geçtikten sonra da termik santralin yapıldığını, hatta ÇED süreci olmadan bile bunların inşaatına başlandığını gördük. Süreyi geçtiler, raporlarını sunmadılar ama bu Ereğli termik santral, daha doğrusu Kireçlik'te termik santral yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bekliyoruz biz. Yani bu süreç hala devam ediyor diyebilirim bu şekilde. Peki mesela şöyle şeyler oluyor. Bu tarz şeyler yapıldığında genelde iş olanağı yaratmak üzere, iş olanağı yaratacak denilerek kuruluyor ve aslında büyük bir kesim tarafından da bir karşılık buluyor. Yani bir destek buluyor. Bu sıralarda ne tarz sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Mesela köylülerle karşı karşıya geldiğiniz oluyor mu? Tabii köylülerle karşı karşıya gelmek değil de şöyle, burada da aynı iş vaatleri köylü halkına yapılmıştı. Hani buraya termik santral olursa işte şöyle gençleriniz çalışacak, iş sahaları açılacak falan diye, ama burada şöyle bizim bir avantajımız var diyebilirim. Bu yörelerin en büyük geçim kaynaklarından biri fındık. Şimdi bu termik santral bu insanların fındığını yok ederse oradaki bir yaşamları tamamen bitecek. Onun için bu daha ağır basıyor. Yani iş vaatleriyle buradaki en azından Ereğli bölgesi için, oradaki kıyı boyu köyleri için bu vaatler geçersiz. Yani suya düşmüş durumda şu anda. Termik santral sadece burada hani kuruldu, işte havayı çok kirletecek, tarımı elverişsiz hale getirecek, bunun gibi bir sürü yaşamsal ve sosyal anlamdan tabii ki olumsuzlaştıracak. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu bölge zaten bizim edindiğimiz bilgilere göre, verilere göre Avrupa'nın en kirli üçüncü kenti Ereğli, Zonguldak bölgesi. Türkiye'de de şu anda birinci sırada. Maden ocaklarının olması, birçok işletmenin kömürle çalışması, artı bir de Erdemir gibi bir fonksiyonumuz var. Gerçekten hava kirliliği zaten son hat safhada. Yani şöyle, bu işte Zonguldak bölgesinde de kendinden doğal olan ormanlar var. Gerçekten bunlar da olmasa, rüzgar alan bir bölge olmasa burada perişan durumdayız. Çünkü hastanelere falan baktığınızda raporlarda bronşit, astım, bunlar birinci sırada olan hastalıklar. Benim 6 yaşında kızım var, kendisi de şu anda astım hastası. Yani bunları istemememizin geçerli sebepleri var. Biz çevreciyiz, termik santral burada yapılmayacak diye, yani bunun altı tamamen boş falan değil. İnsanların kanser ölümleri burada hat safhada, Zonguldak bölgesinde. Dediğim gibi bronşit ve astım doğan çocukların yüzde veremeyeceğim ama büyük bir bölümü zaten
doğarken bu hastalıklarla doğuyor. Onun için bir de buraya kömürlü termik santral yapıldığında yani yaşanmaz olacaktır bu kent. Onu söyleyebilirim. Mesela diyorsunuz ya burada birçok yer kömürle üretim yapıyor ya da başka enerjiler kullanıyor. Siz nasıl bir alternatif? Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi kömürle birçok yer yapıyor derken işte buranın sadece Ereğli için örnek veriyorum. Ben daha önce doğalgaz gelmeden binanın Ereğli'de bazı bölgelerde sabahları sokağa bile çıkamazdınız. Yani onu biraz da olsun atlatmış durumdayız. İşte kömür derken ocaklardan bahsediyorum. Artı işte fabrikada birçok bölüm kömürle çalışıyor. Onun haricinde alternatif elektrik üretimi şart mı onu da bilmiyorum. Çünkü Türkiye elektriğinin şu anda fazlasını üretiyor. Yani biz artık Türkiye'ye yeten elektrik değil, satmak için elektrik üretiyoruz. Bu satmak için elektrik üretirken insanların da hayatıyla oynamayalım. Burada tabii ki direkt işte bu kapitalizmin insanlar üzerindeki zararları meydana çıkıyor. Yani biz ne olursa olsun enerjiyi üretelim, satalım. Bu enerji Türkiye'ye yetiyor ama dışarıda satalım. Dışarı satarken daha fazlasını satıp daha fazla çevreyi kirletelim anlamında değil. Hani bu artık elektrik üretecek insanlar tarafından daha temizi bulunsun. Ama burada da insanların hayatıyla gerçekten oynanmasın. Çok büyük zararları var bunlar araştırıldığında. Biz ilk başa dönecek olursak, bu çevre platformunu kurduğumuzda, forumlarda bunları tartıştığımızda, inanın bu kadar olduğunu biz bile bilmiyorduk. Hani biz Zonguldak'ta yaşıyoruz, işte Ereğli bu bölgede yaşıyoruz. Verileri işte çevre platformunun içinde doktor arkadaşlarımız var, dediğim gibi avukat arkadaşlarımız var. Birçok iş kolundan arkadaşlarımız var. O verileri duyunca biz de çok şaşırdık. Yani o tabii ki bu gerçekleri de öğrenince biraz daha insan canla başla mücadele etmeye çalışıyor.